Üçüncü sır. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir. Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikat-ı mahbubedir, Bismillahirrahmanirrahim de, o hakikata yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o sultan-ı ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuaatiyle o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Evet, kainatın envaını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hacatına kemali intizam ve inayet ile koşturmak bilbedahe iki haletten birisidir. Ya kainatın her bir nev'i kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intac ediyor. İnsan gibi bir aciz-i mutlakta en kuvvetli bir sultan-ı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir-i mutlakın ilmi ile bu muavenet oluyor. Demek kainatın envaı insanı tanıyor değil, belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen, muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir ve kat'iyen anla ki senin gibi zayıf-i mutlak, aciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fani, küçük bir mahluka koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-ı rahmettir. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de, o rahmetin vüsülüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Çünkü nasıl merkezi bir nakış, her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor. Öyle de bu kainatın daire-i kübrasında binbir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar, kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatem-i rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatem-i inayeti nesç ediyor ki, güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Evet, şems ve kameri, anasır ve maadini, nebatat ve hayvanatı, bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi, o binbir isimlerin şualarıyla tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakârâne şefkatleriyle şefkatini gösteren
ve zevil hayatı, hayat-ı insaniyeye musahhar eden ve ondan rububiyet-i ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar eden o Rahman-ı Zülcemal, elbette kendi istinai mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan! Eğer insan isen, Bismillahirrahmanirrahim de, o şefaatçiyi bul. Evet, zeminde 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın taifelerini, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine kemal-i intizam ile, hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve küre-i arzın simasında hatem-i ehadiyeti vaz eden, bilbedahe, belki bilmüşahede rahmettir ve o rahmetin vücudu, bu küre-i arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat'î olduğu gibi, o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatem-i rahmet ve sikke-i ehadiyet bulunduğu gibi, insanın mahiyet-i maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikke-i rahmet vardır ki, küre-i arz simasındaki sikke-i merhamet ve kainat simasındaki sikke-i uzma-i rahmetten daha aşağı değil. Adeta binbir ismin cilvesinin bir nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiiyeti var. Ey insan! Hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren, o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hatem-i ehadiyeti vaz eden zat seni başıboş bıraksın, sana ehemmiyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kainatı abes yapsın, hilkat şeceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın, hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir vecihle noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin. Haşa! Ey insan! Bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. O miraç, Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve bu miraç ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 114 surelerinin başlarına ve hem bütün mübarek kitapların iptidalarına ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak ve besmelenin azameti kadrine en kat'i bir hüccet şudur ki, İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi çok büyük müçtehitler demişler, besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur.